Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Uykusuz. Uykumu alamadım. Şöyle gel istiyorsan. Güneş gözüne gelmesin. Öyle bir yerdeyiz ki her yerden güneş geliyor. Aynen valla. Güneşsiz yer şu kapının işi şöyle. Ya. Şöyle duruyor. Evet, tamam. Şimdi oldu. Bugün yapacağımız işleri anlatalım istiyorsan. Tamam. Bir hafta içi çünkü fırsat bulamadık. Evet. Ondan dolayı şimdi hafta sonundayız. Biraz bir etrafı toparlayacağız. Sabahtan ben biraz ufaktan çöpleri attım zaten. Sonra biraz etrafı toparlayacağız. Yine başımıza felaketler silsilesi. Başımıza neler geldiğini de anlatacağız. Aynen. Su tankımız şundan bir tane daha demiştim zaten bağın diğer tarafında var diye. O suda o da niye şey oldu anlamadım. Buraya çünkü kırıldı, hafta anlamadım. İçi çok yağmur yağdı. 200 haftalar. Gün aralıksız yağmur yağdı. Aynen. Balık. Her geçen hava. 2-3 gün aralıksız yağmur yağdığı için su tankları da tabii doldu. Altındaki odun da büyük ihtimal ıslandı. Eski de bir odundu herhalde. Bilmiyorum. Koko su içiyor bu arada. Aynen. Çıpır 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 çıpır. Çalışırken içeride işte bayağı bir gümbürtüyle, sesle bir irkildik. Biz dedik herhalde ilk evimizin evin yanındaki, yanındaki. Aynen. Evin yanındaki su tankı dedik herhalde kırıldı, işte devrildi falan. Ondan sonra camdan baktığımda dedim bağdaki su tankı gitmiş. Orayı da gösteririz size. Orayı da zaten gösteririz. Bayağı içindeki sular falan bitmişti yani. Yazık oldu. Daha da yeni doldurmuştuk zaten. Önceki videoda var. Su tanklarını evet. Doldurduk falan diye. Öyle ufaktan işe başlayacağız hanımefendi. Hazır mıyız? Hazırız. Ben hazırım. Ben de hazırım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Aynen, içine boşalt. Buradaki sular sonra köpeklerimize su olarak geri evet. Gidiyor. Burada tek kuş su değil arkadaşlar, yağmur suyu. Burada da böyle ziyan etmiyoruz zaten. Aynen. O yine orada kalsın, içine dolsun yağmur aynen. Yağdıkça. Şunun içinde ne var? Bu da büyük. Aynen, bu da yağmur suyu. Ama doğru. O biraz paslı mı sanki? Aynen, bunu dökelim. Aynen, onu dök. Bak paslı. Aynen. Burada hiçbir şey ziyan olmuyor çünkü. Aynen. Onu şey yaparız. Odun falan da taşıyabiliriz. Burada benim bisikletim vardı. Hiç kullanamadığım bisikletim. Zaten şey yaptırmamız lazım. Tamir ettirmemiz lazım. Lastikleri. Her tarafı kaydı. Aynası falan. Halledeceğiz onları. Tamam. Yani bir iki gün daha yağmur gösteriyor ama en kötü oraya alırız şeyi. Orada tahtaları orada koyarsın. Durur. Hem tahtalar da şey olmaz. Burası full çöptü. Bayağı ıslandı çünkü bunlardan. Bir tane hamile kedimiz var. He aynen. Onu belki gelirse. Altlarda zaten buralardadır yani. Islanmış mı? Kardık tahta ıslanmış. Aa. Kenarları şey. Bunlar ne? Böcük diye şey küf yapmış. Yağmur şeyden, rutubetten. Yamulmuştu sanki. Yok, yamuk koyulmuş ondan. Toprağın altı şey ya. Ha, kafam çıkıyor. Çarptım. Şimdi sen kenara gel bakayım. Ben şuraya geçireyim. Önümü de görmüyorum. Burası iyi herhalde. Aynen, hem ben orada mamalarını hazırlarım ha. Sabah senin işine de yarar. Evet. Bazen hava iyi olduğu zaman şey de yapıyoruz. Burada işte oturuyoruz, çay kahve falan. Güzel olur. Yani zımparalayıp falan boyasak da
Çok fazla işe yarar mı bilmiyorum. En azından böyle değerlendiririz. Bence zımparalanıp aynen bir şey olur, boyanır da. Verniklenip Ha, şimdilik. Şuraları falan kötü bak. Aynen. İşte. Püf, elime. Zaten pislenecek çalışınca. Bugün yaramaz çocuk modumu açtım. Her şeyi elleyeceğim. Evet. Öyle. Bu da bizim eski evden kalan mangalımız. Burada. Bir kere balkonda yaptık. Bir kere balkon yaptık. Zaten çok fazla da hani mangal yerine gidemediğimiz için da böyle kaldı. Şimdi açık alan, artık istediğimiz gibi mangalımızı yaparız. Hatta belki bugün mangal yaparız. Aynen, olabilir. Basit. Zaten daha önceki gelmelerimize falan hep zaten videolardan izleyen izlemiştir. Şurada yapıyoruz mangalımızı. Ben de oraya koyacağım. Zaten şurada da var bir tane amcamdan gelen mangal. Ha, güzelmiş bu da. Aynen. Onu da bize getirmişti işte. Onu da oraya koyarız. Tamam. Hadi bekliyorum ben seni. Tamam. Boyunuzun faydaları. Ben diyorum ki şurada bir tane bizim şeyimiz var. Neyimiz? İşte. Ha, şey, ufak dolap gibi bir şey. Onu eve mi aldık ama çok kötü olmuş. Çok kötü o ya. Ya o bir şey değil, hani silinir falan da işimizi görür mü? O önemli. Ama bizim oraya ayakkabılık yaptırmamız lazım. Hani ya da yatay olarak değil de böyle ince uzun şekilde. Güneş geliyor böyle, gelsene, görmüyorum seni. Evin zaten girişine de videoyu çekeceğiz. Ben şöyle geçeyim. Açıya ayarlayamadım. Evin girişindeki bizim ayakkabılık yatay. 2, 4, 6 çift ayakkabı alıyor. Ama daha fazla ayakkabımız var. Ondan dolayı bir ayakkabılık almak hani lazım. Geniş uzun bir ayakkabılık almamız lazım. Ölçülerini falan alıp. Öyle bir ayakkabılık almamız şart. Hem içerisi toparlanır. Bununla belki başka bir şey de ya değerlendirirsin ya, ya da, da boyarım falan. Yenileyebilirim masayla birlikte. Ya da sobaya. Hayır, antika biliyor musunuz? O baya güzel bir şey. Böyle ***ladığına bakmayın, burayı biplersin. Baya gayet güzel bir şey yani. Aynen. Hayır, sobaya mobaya atamayız. Her şeyi sobaya atmakla tehdit etmen beni. Ya çünkü burada çöp yok yani, marketin oraya gidiyoruz. Oraya da yani yürüyerek gidilmiyor. Parmağın çıkıyor olabilir. Çok da fazla çöp biriktirmek istemiyorum. Çünkü işin sonunda ben götürüp getiriyorum hani motorla. O da şey, yük açısından sıkıntı. Her şeye atasım geliyor o yüzden. Ev videosunda çekeceğiz arkadaşlar. Şapkam çok tatlı değil. Evin içinde merak edenler var. Evet, evin içini bir dahaki videoya artık. Aynen, bir dahaki videoya çekeriz. Şimdi şu evin dışını biraz toparlayalım, adam edelim. Ondan sonrasına bakacağız. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Bunlar yanar aynen. O yanacakları bırak o zaman. Bir de bence içerideki odunları dışarı getirip güneşe mi koysan? Diğer tahtalarla ilgili amcam bir şey demiş miydi? Hangi tahtalarla? Şuradaki tahtalarla. Yani şunlar yakılır herhalde. Bugün balta getirecek. Baltayla hallederiz. Tamam. Bunları şuraya koyayım. Şu kutunun içine koy. Bunlar bambu değil mi? Galiba. Bambuya benziyor. Şunları da karşıya getireyim. Hallettik. Başka ne yapabiliriz? Şurada
Poşetler uçmasın. Onlar... Bence naylonu şimdilik üstüne koy masanın. Ya da yanına bir yerine sıkıştır. Yani o güneşte biraz kurusun. Aynen. Naylonu sen bir yere sıkıştır. Aha. Siz çocuklarımızı gördünüz mü? Buraya böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. Çünkü Lady kaçıyor. Sürekli kaçıyor ve burası hemen... Çok da konum belli olmasın ama şey, yol kenarı ve araba geçiyor gördüğünüz gibi. De çok hızlı geçiyorlar. Aynen. Zaten. Ve Lady yani resmen bu sabah en son göstersene. Merve. Burayı mı koparmış? Evet. Şuradan koparmış. Tasmayı koparmış yani. Başka aynen. Bir tasmaya geçtik. Aynen öyle. Bak şuradan koparmış. Şöyle. Netlemiyor ama bir daha göster. Şuradan koparmış tasmasını. Ondan dolayı biz de kapı çektik. Yani kapı dedi. Çünkü bu... buradan kaçıyor. Aynen. Evimizin dış cephesinde, iç cephesinde falan kullanılan sandviç panel bir tane artmıştı. Şöyle geçeyim, o güneşe geliyorsun. Artan paneli buraya koyduk, değerlendirdik. İple bağlamamızın sebebi de o dediğim gibi 2-3 gün yağmur olduğu günlerde çok fazla lodos vardı. Kapıyı hep üstümüze gitti, doğru yıktı. Ondan dolayı şöyle demirlerden bağladık. Uçmuyor bu şekilde. Onlar da kaçamıyor. Yani üzgünüz. Bunun adı Coco. Coco. Çok güzel gözleri var. Bıdık. 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 Takmadı beni. Bu Lady. Kaçan bu işte. Bağlıyoruz. Öyle. Bu benim güzel kuşum. Evet evet kullanılır. Evet. Şu boyalar falan var. Bunları barakaya koyayım diye. Boş mu ki? Dolu mu ki? Yok dolu. Nerek? Boyam onu da bilmiyorum ya. Aa şey, duvarların boyandığı renk galiba o. Pastel, yarım atlıyor. Rengi ne yazıyor? Renk yazmıyor. Netlemiyor ya. Barakanın olduğu yere doğru koyayım ben. Tamam. Amcana bir çinar var onları. Bak şurada. Aynen, onları çıkarayım şöyle. Ne? Kazma. Aa, krem varmış bize. Şurada kalsın. Bilgisayar diyeyim ya. Bisikleti. O kadar fazla iş yaptık ki bu hafta. Her tarafı bilgisayar görüyorum. Burada şöyle kalsın. Şunun altını açayım. Bunu açacak. Kalsın. Çöpleri bu tarafa doğru yiyeceğim ben. Tamam. Ha? En son atarız. Aynen. Amcanın dediği bu mu acaba? Bilmiyorum. Arıyordu ya beyaz bir şey, şey yaptı, şey diye. Ama bu şey ya. Ne? Seramiklerin altına yapıştırmak için. İçeride var ya bir tane bizim atan. Yani şeffaf bir şey değil bu. Bilmiyorum. De bu ıslanmış, kopacak büyük ihtimal. Bunu şöyle götüreyim ben. Ay. Gidiyordu. Hadi git gel, bekliyorum. Kullanılır bir ihtimal. Onları bir yere topla. Aynen. Değerlendir. Aynen. Bir yere. Şunlar falan. Bak. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Temiz su dedik güya onu. İşte temiz su. Bir küçük
beni öldürecek. Başka da bir şey görünmüyor. Senin gördüğün var mı? Böyle bir kod var. Aa, bence o prizi yerden alman lazım ama. O prizi. O boru onun için olabilir Yücü. Çektin sen ama o boruyu. Kaldırdım ya. Şöyle kalsın. Sıkıntı yok. Buradan yağmur almıyor zaten. Ama düşmesin, düşer gibi. Düşmesin. Başka ne var? Altta el arabası var, o kalsın. Şunları aldım. Borular falan da var ama. Bunlar uzun ya, kalsın burada. Bir şey olursa alınır burada. Bu sefer çünkü buradan alacağız barakaya, barakaya dolduracağız. Aynen. Orada çünkü ileride düzenlenecek. Tamam. Şurayı ne yapacağız? Odunlar, şeyler. Bence ne yapalım biliyor musun? Bu kaldırayım istiyorum onu. Aynen. Yok. Bence onu başka bir yere alalım ama öyle bir yere alalım ki altına da o tahtalardan koyalım, yerden de temasını keselim. Tamam. Üzeri de naylonlu kalsın ne yapacağımızı anlayana kadar. Buraya alabiliriz aslında. Yana mı? Ha. El arabasını ol yere. Evet, olabilir mi? Olur. Eve çok mu çıkma imkanı sağlarız millete? Burada da ona sağlıyoruz ama. Yani buradan kaldırayım istiyorum ben, evin girişi ya. Direkt. Anladım. Tamam, şu deposunun arası arkasının yanına ayakkabılık koyalım. Ayakkabılık olarak değerlendirmeyeceğiz bunu. Anladığım kadarıyla. Sen öyle düşünüyorsun. Sen istemiyorsun. Yani çok fazla çünkü şey sığmıyor çünkü. Tamam. Şuna, yenisini alacağız zaten. Aynen, yenisini alacağız değil mi? Tamam, o zaman buraya getir ama altına da o tahtalardan koy, yerden de temasını kes ki hani oraya bir yer ayarla istiyorsan. Uzunlardan bir yer ayarlayayım ben. Aynen. Üstüne de onu koyarız direkt. Bak. Hem orada bir güneş alır o, bir kendine gelir. El arabasını kaldır ama. Aynen. Kenara alacağım. Nereye? Şuraya. Yana. Yanını alırsın. Yana alacağım. Ha, tamam. Ha, bu çalışan bir el arabası. Çalışıyor. Şöyle. Şöyle kalsın. Bir tane daha var. Onu da getireyim. Üç tane yangını. Lersin. O kadara gerek yoktu be. Yok, şu büyüklerin üzerine oturtacağım işte. Ay, kocaman bir eşek arısı var. Aha. Bunun içinde bir şey mi var? Hayır. Pardon. Var mı? Lastiğim var. Ana, eski motorun lastiği var. Ya! 50'lik vardı ya. Ama o işte ağır, ben sana dedim. Ağır, aynen. Taşıyabilecek misin? Seve seve. Hadi spor olur, spor olur. Ama bakın, yani yorumlara lütfen yazın. Abi çok
güzel. Resmen antika yani. Şunun güzelliğine bak. Ya şurada çok güzel şeyler var. Tamam, lastiğini de gördük. Tamam. Yani bu bence ya, ne olur yazın ya. Bu bildiğin ayakkabılık yani. İstemiyor. Ne yapayım? Ya istememin nedeni? Nedeni? Anlat. Yani bütün ayakkabıların ortadan kalkmasını istiyorum ben. Bütün ayakkabıları da bu almıyor. Bizim oraya geniş ve uzun bir şey almamız lazım yükseklik olarak. Ama çok güzel değil mi? Güzel. Üstü falan bak ne olmuş. İşte boyayacağım ben bunu beyaza falan ya da daha değişik bir renge. Bilmiyorum. Çok da orijinalliğini bozmak istemiyorum ama neyse. Ağır bayağı. Çok ağır. Böyle durduğuna bakmayın. Aşırı ağır. Şeker üstü gibi. Allah. Ay, ben de yamuk tutuyormuşum telefonu. Gimbal'ımız bozuldu da. Birazcık daha, aynen, ya da öyle, o da olur. Arkaya doğru ittirmeyeyim mi? İttir, ittir. Tamam, yerden de yüksekte zaten. Aynen. Ne koyacağım? Gayet ayakkabılık olurdu ama neyse. Başka? Bisikletini ne yapalım? Ne öyle? Arılar gelmiş, ne alaka? Aynen, çok arı var hem de. Ben de anlamadım. Hem sana yakın olur girişe diye. Olur. Bir şeye bastım. Çocukların mama kapları. Düdüklü tencere ve tava. Pilav tavası. Bunu da açayım o zaman, bu da olur. Ben hani kurusun diye ıslaklığı gitsin. Ay ay ay. Panik reis olarak ben. Otlar da ağır ya. Altına taşlardan koyabilirsin aslında. Üstten deliyim şöyle. Delme. Şu taşları ayaklarına koyayım.
Aynen. Ama hiç rüzgar yok şu an. Uçmaz zaten. De. Uçmaz büyük ihtimalle. Şey olur diye dedim. Şöyle. Böyle kalsın şimdilik. Nasıl gidiyor köy hayatı? Güzel gidiyor ya. Vallahi. Alıştın mı? Bir anda öyle patladım ama güzel gidiyor. Güzel gidiyor vallahi ya kuşum. Sessiz, sakin. Akşamları çok güzel oluyor burası. Yıldızlar çok net görünüyor. Cep telefonuna çeksek siz göremezsiniz büyük ihtimal ama. Ama elimizi uzatsak ha. Yıldızlara dokunuyormuş. Şuralara baksana. Çok güzel. Bulutlar falan. Bir de 2-3 gün sonunda böyle bir manzara çıktı işte. Full yağmur da evden çıkıp yani evden bile çıkamadık. İyi ki market alışverişimizi falan yapmışız. Evet. Abur cubur falan stok. Stokta gittik yani. İyi oldu. Yarın da aynı şekilde. Aynen, yarın da bir pazarımızı yaparız. Pazara gider geliriz. Pazara aynen. Yine eski evimizin oradaki pazara gidiyoruz. Ay esnedim şu an o kadar güzel güneş çok var güzel ki. Çok güzel bir sıcak vuruyor şu an. Mayıştık zaten. Onun için neye gidiyor? Yaza doğru zaten bayağı bir aktivitemiz olacak. Meyve sebze ekim. Evet. Olsun. Üzümler ha. Gelecek. Su deposunun oraya gidelim mi? Ha gel aynen su deposunun oraya çekelim. Hadi size gösterelim neler evet. Olduğunu. Evet su depomuza geldik. Olay mahalline geldik. İçinde su kalmamıştır tabi. Var da çok az var hani yetiştiğimizde en fazla bu kadarını zaten kurtarabildik. Yakacak azmış. Aynen yağmur suları falan birikiyor bunların içine arkadaşlar. Sandalyenin üstüne düşmüş. Sandalyeyi aynen. De kırmış. Şunların hemen yanında şey vardı. Demir bir stand gibi bir şey vardı bak. Göstereceğim. Bunu bile eğmiş. Baksana ayağına. Demir yani bunlar. Bundan vardı işte hemen yanında. Yani şunun gibiydi işte. Aynen bunun gibiydi. Hemen yanındaydı. Demiri falan eğmiş. Onun altında zaten tahtalar vardı. Tahtaları kırmış. Sandalye vardı. Sandalyenin üzerine düşmüş. Onu sandalyeyi de kırmış. Kaç ton. Aynen. Ve buralar... Auç. Bataklık. Aynen. Çok su. Bütün su buraya dökülünce tabii ne olacak? Fark et bile etmiyor zaten. Baksana. Ortadan ikiye ayrılmış tahtalar. Çok yağmur yağdı ve çok gerçekten... Doldu taştı yani. Doldu taştı. 3 gün boyunca yağdı. Hiç durmadı bir de. Hani bunları büyük ihtimal yakarız zaten. Aynen bunlar yanar. Aç ayakkabılarımı pisliği. Burada öyle. Şeye bakmayacak. Bu da zeytin ağacı. Kanala abone olun. Ne bir daha söyle. Kanala abone olun. Alo. Alo. Ya hiç kalmamış içinde su. Aynen. Bu ağzına kadar doluydu. 2 ton işte. Zaten yazıyor önüne baksana. 2 tonu nasıl kaldırmayı planlıyorsun? Boş zaten şu an 2 ton değil de. Bakalım. Burası da böyle arkadaşlar. Bir şu zeytin ağacının altını da toplayalım. Bayağı bir şey birikti çünkü orada ustalardan kalan falan bizden de kalan bir şeyler var. Kozalaklar var. Onlar ıslandı. Onları da bir şeye çıkartalım. Güneşe kozalaklar çıkartalım. Kozalaklar çok güzel yanıyor aynen. Sobada. Çıt 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 çevirip. Çıtır çıtır. Zaten Çamlı'ya da gideriz bir ara. Kozalak toplamaya. Hı-hı. Çuvalımız var mı bizim? Yok. Yoksa bile siyah çöp poşetine doldururuz. Evet. Onlar sağlam oluyor. Yakarız güzel oluyor yani tutuşturmak için falan. Bu da bak yatmış. Buradan görünmez. O farklı. Hadi oraya gidelim o zaman. Let's go. Let's go. Bu işin en karlısı benim. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece seni çekiyorum. Kameramanlık da güneşsiz. Sen de yoruluyorsun. Elin yoruluyor bak. Büyük ihtimal. Onu koyma. Aynen, diğerlerinin yanına koyabilirsin orada ya. Aynen. Ya onları ben yıkayacağım ya da çöp artık onlar. Yani
yengene bir sorarız. Tamam. Değerlendirilir derse öyle yaparız, yoksa atacağız. Atacağız mı, yakacağız mı? Yakacağız yani. Atacağız dediğim. Burada zaten atmak yok arkadaşlar. Burada yatmak var. Yakmak var. Şunlar çöpümüz. Masada kalsın şimdilik. En son işimiz bitince kaldırırız. Şunlar da. Başka burada kozalaklar değil mi? Evet. Bu ne acaba kız? Kapı herhalde de. Kapı teli. Bizim eve olabilir mi acaba o? Evin kapısına. Baksana nasıl açılmış yağmurda. Kağıt gibi olmuş. Ne ki o? Tahta. Tahta zoruna mı gitti? Kağıt gibi açılmış. Kuruyabileceği bir yere koy istersen. Zaten bir şey olmaz ki bundan daha. Bir şey olmaz. Her şeyi çok biliyorum. Aa, şurada bir tane şey var. Ne? Ya şeyimiz de ıslanmış. Salıncağımız. Yo, bunda ben sallanıyordum. Beni tartıyor. Zayıfladı tabii. Tartacak. Şunları da diğerlerinin yanına koyalım. Oy, bir sürü ve bir sürü ve bir sürü mandalımız var. Çok şükür tabi de. O kadar mangalı ne yapacağız bakalım. Her gün birinde. Aynen. Eskileri atarız zaten de. Galiba hepsini atıp sadece zaten şunu tutacağız gibi. Aynen. Bu zaten birmiş herhalde. Şimdi bak, pastan şey olmuş. Açılmış böyle. Baksana tutuyor şu alttan. Çünkü. Atarız bunu. Bir soralım daha da. Yine şimdi koyayım şöyle. Burada çünkü bazı şeyleri sormadan atmıyoruz. Çünkü her an her şey her şekilde lazım olabiliyor. Başka bir şekilde dönüştürülüp tekrardan kullanılabiliyor. Var mı içinde kozalak? Var. Var da bunları bundan çıkarmamız lazım. Bir de çöp falan da atıyor. Aa, döküldü zaten yere. Çuval zaten şey olmuş olsana. Erimiş. Erimiş yani. Aa, küflenmiş aşkım bunlar. Evet. Onu öylece atalım. Yok bir şey olur ya bunlar. Ama küflüler baksana. Şu küf değil mi? Ney? Aa, yok değilmiş. Değil değil. Tamam. Denmez bunlar da, bunları neyle alacağız o var. Hiç poşetimiz de yok. Hiç poşetsiz gelmişim. Ceren abla bir sürü çöp poşeti getirmişti. Kira var, al. Yakarız lazım olur. Babayı tutuşturayım. Poşetler içeride ya. Bir alsak mı? Alayım. En büyük poşeti de al, çöplerimizi atalım istiyorsan. Siyah çöpten alayım, bir de ufak alayım. Onunla işte o sobayı yakamaz mıyız? Onunla? Evet. Bizim yakmayla ilgili zaten sıkıntımız yok ya şu. Köz yapmamızla ilgili sıkıntılar. Yani köz olacak ki bir sonraki attığın odun da hemen tutuşsun doğal olarak. Yoksa yakmayı yakıyorsun yani çakmakla. Yok bir şey yok. Evet. Çamlıkta baya baya var kozalar. Oradan toplamamız şart. Bunları şimdilik değerlendiriyoruz da. Yarın hava güzel olursa gideriz belki. İnşallah. Bak şurada da var. Alacağım. Kameradan nasıl gösterebilirim? Şurada. Bir de bunların şuruplarını yapıyorlar biliyorsun değil mi? Evet. Hiç yemedim ama bayağı merak ediyorum ben de. Yani merak ediyorum, hem de şey diyorlar işte, şifalı falan diyorlar. Neye iyi geliyor acaba? Ona da başka bir tane vereyim, çöpleri koy istiyorsan. Aynen. Daha da en son atarız işte giderken. Oradaki çöpleri de koydum. Hangileri? Onu koyarız.
Bir elim titredi. Şurada fiş var, bak onu da at. Bu ne? Düşmüş, kırılmış da. Yengen hep soralım. Aynen. Yengen bir şeyler yapıyor çünkü. Şeyi, orada sigara küllüğü var, onu da istiyorsan bir boşalt içini. Çamur şey yere düşmüş. Hep toprak olmuş. Olmaz ya, su tutturuyorum. Ay. Balık. Bu da kuşlara bile havladığı için. Aynen. Bıdık avlıyor, maya avlıyor. Maya evden avlıyor, bıdık buradan avlıyor. Karşılıklı atışıyorlar. Tamam, kuşlar. Burada yok bir şey atılacak. Yok, şunu şeye oraya koyayım. Mangalını oraya koyayım. Tamam. Bu arada en az çaldım. Kanala abone olmayanları görüyorum. Aynen. Kanala abone olun. Videosundan bayağı şey oldu ya. Evet. Çekti. Büyük, bak büyük ihtimal kokonun yerine geçti. Aynen. Ona havlıyor, çıktı yerimden diye. Evet. Ya baba. O da çıkmayacağım diyor. Bıdık. Sakin ol. Var orada iki tane daha yer var. Ama orası bıdığın yeri. Bıdık hep orada yatıyor. Tamam. Koko. Koko. Bıdık da çok şey ya. Çok tatlı. Öyle pitbull var görüldüğüne bakmayın. En ensesine vur, ekmeğini al yani. Burada metre varmış kız. O çalışmayan metre ya. Geri içine girmiyor. Oydu, evet. Heh, çıktı sonunda. Değil mi? Ben geri girdi. Ben şeyi anlatıyorduk. Ev videosu bayağı ilgi çekti. Evet. Hep. Şey yapıyorlar. Şeyi gördün mü? Böyle açıyorlar. Keman çalıyor gibi yapıyorlar. Bir videoda gördüm. Yok, ben. Bilmiyorum, izlemedim. Aşkım tamam. girmiyor bozuk. Hayır, bir yeri kesmesin diye şey yapacağım mı? Uğraşayım dedim de. Neyse, şimdilik şöyle kalsın. Yani abone olursanız arkadaşlar çok seviniriz. Bizim için de böyle isteğimizi arttırıyor. Yani sürekli video çekmek istiyoruz falan. Bizim için de biraz teşvik oluyor yani. Sizlerden tek ricamız bu. Ücretsiz şekilde zaten abone olabiliyorsunuz. Bir tuşa basıyorsunuz, sadece o kadar. Abone ol. Aynen, bu kadar basit yani. Başka ne yapabiliriz? Kuşum. Barakanın oraya doğru gidelim. Bakalım. Burada çok bir şey kalmadı zaten. Şunları bir amcana vereceğiz. Tamam, hadi şimdi. Kozalakları şuraya koyalım. Tamam. Güneşte biraz kurusunlar. Bir de çöpümüzü çıkaralım. O kadar. Bunlar hep yağmurlu ıslanmış. Katlanabiliyor yani artık. Aynen. Kartonlar. Erimişler zaten, baksana. Öyle bir yağmur yağıyor ki yani çok normal. Uy örümcek. Uy. Çıktı. Yani sana eldiven al dedim ama içeriye girmeye üşendiği için eldiven almadı. Şimdi o pisliğe dokunuyor yani. Sürekli.
Sürekli botları giy çıkar giy çıkar. Üşenliyim ki. Nasıl yapacağız bunu? Çok mu ağır? Ağır, bir de büyük. Şey yapabilirsin ama sonra nasıl götüreceğiz? Arabaya koyalım diyecektim de el arabasına. Gitmez git. Arabayla. Gitse bile gelmez yani. Şuradaki alttaki koller zaten şey değil mi? Şeye konulacak, yakılacak koller. Yakılacak koller onlar. Tamam. Şunları da kaldırırız. Zaten bunlar bir işe yaramaz. Baksana dökülüyor. Tutamıyorum bile yani. Nasıl kaldıracağım? Parça parça alacağım böyle şey atacağım. Poşete atayım diyorum. Bitmez ki öyle. Bitmez lazım öyle. Bir şey olmaz ki. Kalmaz. Tamam. Nasıl istiyorsam. Şundan mermer mi kız? Ben onu... Aynen ben de ona bakıyordum. Mermer galiba onlar. Şöyle göstereyim. Ama bir şey söyleyeceğim. O çok ince bir çöp poşeti. Yani bunu taşımaz karton piyere. Yok aldığı kadarını alacağım ya. Hepsini almayacağım zaten. Böyle parça parça koparıp. Şöyle böyle. Siyah da yok ya şimdi çöp poşetimiz. En son kalan tek tükleri de fırçayla atarız. Bağcılar oturuşumda. Son bir işimiz kaldı. Aynen. Bizim hamile kedi var. Onu da gösterelim size. Gel. Ya da ver ben. Ben göstereyim size. Elin geldi. Yok kapattım. Bizim hamile kedimiz burada arkadaşlar. Şurada. Bıdık. Büyük ihtimal yakın zamanda doğuracak. Ona da bizim evdeki kedi var paspas biliyorsunuz. Onun kabına şu arkaya alta doğru kapağını açacağız. Hani doğurursa en azından bunun içine doğursun diye. Bir de zaten yağmurdan falan engellemek için biraz daha iç kısma doğru sokacağız. Doğurursa ona doğuracak. Bakalım yavrularımız gelecek. Yani onu seçerse. Aynen seçerse tabii. Girerse. Öyle. Ha bakalım. Kapağını aç. Komple aç. Şöyle mi açılıyor? Altını da açman lazım. Hı. Diklemen lazım aynı. Çek artık komple. Böyle şöyle kalsın. İçine de şöyle karton var zaten. Hı. Alta doğru şöyle. Kalsın. Şunları böyle birazcık içe doğru içsen mi? Hı hı. Borularımızı. Aynen. Zaten. Zaten çoğu şeyi attık. Yani burası full çöktü. Evet, bunları kaldırdık. Şöyle gözle görünür olanları. Buraya çöp poşetlerimizi yiyorduk. Birazdan atacağız onları da. Bayağı bir toparladık evi. Evin dışını daha doğrusu. Bakalım şöyle güneş gelmesin. Yaptığımız işlemler bu kadardı arkadaşlar. Burası evin önü aslında. Yola bakan taraf işte. Şunu da kaldıracağım ortada. Bayağı ıslanmış. Ele aldığım anda zaten direkt kopuyor. Onlar da çöp poşetlerini yiyip çöpleri atacağız. Bu kadar. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Kanala bayağı abone olmayı unutmayın. Uzun olacak video. 40 dakika 45 dakika falan herhalde tutar. Bilmiyorum ne kadar daha editlemedim şu an ama. Bayağı uzun bir video. Sizi bekleyecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi ücretsiz şekilde abone olursunuz zaten.
Onları bile Bundan çok sonraki görmeyi. video ev turu videosu olacak. Aynen, evin içini gösterelim. Çok merak ediyorsunuz çünkü evin Aynen. içine. Ya önceki evde çünkü bayağı bir şeydi yani, büyüktü. Biz de büyük diye hani fazladan eşyalar da aldık. Şimdi buraya geçince hem metrekare olarak biraz daha ufak. Ama güzel ya, daha böyle hani ev ev. Evet. Soba falan da geldi ya şimdi. Daha böyle ev ev olduğu için sıcak samimi bir ortam oldu bizim için de. Öyle bakalım, ev videosunu da sizin için çekeriz. Kanalayı yükleriz. Büyük ihtimal haftaya yayınlamış oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Ne oldu? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.